Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde ikili matematik hakkında konuşacağız. Matematik sözcüğünden endişe duymadan önce bu özel modülün aslında oldukça basit bir şekilde takip edileceğini bilmenizi sağlayacağım. Ve bu önemli bir modül. Çünkü 6A oluşturmada kullanacağımız ikilde bazı şeylerin matematiksel olarak hesaplanmasında bilmemiz gereken şeyleri oluşturuyor. Bu N10-004 sınavı. Bölüm 1.4'ten gelmektedir. Bize bir senaryo veriliyor. Takip eden adresleme teknolojileri ve adresleme şemalarının düzgün şekilde kullanıldığını değerlendirmemiz gerekiyor ve özellikle 6'a oluştururken ikili matematiği nasıl kullanacağımız hakkında konuşacağız. O halde bu modülde ilerledikçe ikili matematiğin temellerinin aslında oldukça basit olduğunu göreceksiniz. Bir parçası ikili temelleri ve bir parçası 0 veya 1. Bunlar tek haneli sayılar. Bu açık veya kapalı gibi, sıcak veya soğuk gibi, sıfır veya bir gibi. Bunlar arasında boşluklar yok. Burada ondalık basamaklar yok. Burada ikili matematik ile ilgili iyi bir şey var. Burada bir yerde sıfır veya birden herhangi birisi olabilir ve biz bu tek basamaklı sayıya göre ikili etrafında her şeyi oluşturacağız. 8 biti bir araya getirdiğimiz zaman bunu byte olarak ifade ediyoruz. Ayrıca bunun oktet olarak ifade edildiğini de duyacaksınız. Oktet byte ile aynıdır. Bu 8 bit birlikte dizilmiştir. Bu sadece başka tipte hesaplama sistemleridir. Özellikle eski hesaplama sistemleri, eski bilgisayar sistemleri ve diğer sistemler biraz daha farklı olan bir şeyi ifade eden oktet terimini kullanabilir. O halde bu Intel tabanlı CPU ile hesaplama dünyamızda 8 bitin bir araya getirilmesi, yani byte'lar hakkında konuşacağız. Ancak ilgilendiğimiz kadarıyla özellikle bu gösterimler serisi ve eğitim materyallerinde byte ve oktet sözcüklerinin neredeyse değişimli olarak kullanıldığını göreceksiniz. 6 oluşturma ile ilgili bu bölümlerin hepsine baktığımızda bir şey oldukça önemlidir. Bunlar ikili matematik ve 6 oluşturma ile ilgili göz atacağımız 4 farklı videodur. Bu ikiliyi ondalık dönüşüm tablosu için bilmemiz gerekecektir. Aslında Network Plus sınavında yapacağımız ilk şey şudur. Muhtemelen size verecekleri boş bir kağıtta bunlardan birisini yazacaksınız. İşte bu tablo. Ve hatırlamanız gereken şey sağ taraftan başlayarak 1 yerleştirmek ve bunu 2'ye katlayarak 2 yazmak. Daha sonra bunu 2'ye katlayarak 4 yazmak ve 8, 16, 32, 64 ve 128 şeklinde yazarak devam etmek yapacağınız şeydir. Bu ekranın sol tarafında 256, 512 1024'e kadar gidebilirsiniz. Ancak biz bir oktet hakkında konuştuğumuz zaman genelde birlikte dizilmiş bu 8 bit ile ilgileniriz. Muhtemelen bu ondalık dönüşüm tablosunda yazdığınız sürece bir ikili sayıyı alıp bunu ondalığa dönüştürebileceğiniz ve geri dönüştürebileceğiniz yerde neredeyse her durumda dikkatinizi çekecektir ve her şey yolunda gidecektir. Bu tabloya geri döneceğiz ve yeniden video serisine bakacağız. İkili matematiği öğrenmek için bunun sağ tarafına geçmek iyi bir yöntemdir. Burada bir problem oluşturdum. İkili 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ondalık olarak nedir? Daha önce herhangi bir ikili matematik işlem yapmadıysanız buna baktığınızda bu ilginç birler ve sıfırlardan oluşan dizini insanoğlunun anlayacağı bir ondalık sayıya nasıl dönüştürebileceğinizi merak edebilirsiniz. Her gün ondalık sayılarla çalışıyoruz çok nadiren ikili üzerinde çalışırız. Ancak burada dönüşüm işlemi son derece kolay. İşte bunu şu şekilde yapıyoruz. İlk önce bu ikili sayıyı bir yere yazın. Yeterince boşluk bırakın çünkü ekranda başka şeyler yazacağız ve 1 0 0 0 0 0 1 0 ikili sayısını aldığımı görüyorsunuz. Sadece bunun hepsini ekrana yazın. Bunun üstüne daha önceki slaytlarımızda oluşturduğumuz dönüşüm tablosunu yerleştiriyorum. İşte burada 1 2 4 8 16 32 64 ve 128. Şimdi bunları buradaki bitlerin her birisinin üzerine yerleştiriyorum ve aşağıya doğru çizgiler çekiyoruz ve burada birkaç hesaplama yapacağım. Buraya bakıyoruz ve buradaki bitlerden her birisinin yerleştiğini görüyoruz. O halde eğer bir sayının altında 0 varsa bu sayıyı aşağıya taşımıyoruz, 0 yazıyoruz. Eğer burada 1 varsa o zaman yukarıdaki sayıyı aynen aşağıya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 2'nin yanında 1 var. O halde aşağıya 2 yazıyoruz ve kalanlar 0. Ancak en başta 128 olduğunu ve aşağıya aynı şekilde yazmamız gerektiğini biliyoruz. Buraya 128 yazıyoruz. Bu numaraların hepsi bir arada bulunuyor ve aralarına artı işareti yerleştiriyoruz. Yani 128 artı 0 artı 0 artı 0 artı 0 artı 0 artı, 0 artı 2 artı 0 şeklinde. Bunları basit bir şekilde topluyorsunuz ve sonuçta 130'a ulaşıyorsunuz. Bu gerçekten oldukça basit. Her ikili sayıda veya ondalıktan ikiliye dönüştürülmüş sayıda aynı metodolojiyi kullandığınız sürece iyi durumdasınız demektir. Şimdi bir başka örneği yapalım. Bu sefer biraz daha kolaylaştıralım. 8 tane birden oluşan ikili sayısı ondalık olarak nasıl yazılır? Daha sonra bunun bizim için neden son derece önemli bir sayı haline geldiğini göreceksiniz. Ancak biz yine aynı şeyi yapıyoruz. Tüm birleri aşağıya yazıyoruz ve bunlardan 8 tane var. Ekranımızda veya bir kağıt parçasında bunları yazıyoruz. Bunların tam üzerine ikiliden ondalığa dönüşüm tablomuzu yerleştiriyoruz ve daha sonra bir gördüğümüz yerdeki sayıları olduğu gibi en alta yazıyoruz ve aralarına artı işareti koyuyoruz. Bu örnekte her bir bit bir değerinde. Öyleyse buradaki sayıların hepsini aşağıya indiriyoruz ve bunları topluyoruz. Bunların hepsini topladığımız zaman 128 artı 64 artı 32 artı 16 artı 8 artı 4 artı 2 artı 1 ve sonuç olarak 255'e ulaşıyoruz. Şimdi alt ağlara geldiğimiz zaman bu oldukça önemli bir sayı olacaktır. Tümü birlerden oluşan bu sayı alt ağlarda aklımızda tutmamız gereken önemli bir şeydir. Bunu görebiliyoruz. Güzel. Bunlar 255'e kadar toplanır. Yani 0 ve 255 arasında bir ondalık görünümde toplamda 256 sayı gösterimi vardır. O halde bu tarafta bir sayıya ulaşmak için bu birler ve sıfırları 256 şekilde yazabiliriz. IP adreslerinin anlaşılmasında ve nasıl alt ağ oluşturulacağının anlaşılmasında bu önemli bir şey olacaktır. Buna tekrar geri döneceğiz. Hadi şimdi bunu tersine çevirelim. Şimdi bunu tam tersi yönden yapalım. Ondalık 154 sayısı ikiliye nasıl dönüşür? Bu işlemi neredeyse daha önce yapmıştık. Ancak bu sefer geriye doğru gideceğiz. Yine tüm birleri ve sıfırları yazıyoruz. Ancak bu sefer bunların ne olduğunu bilmiyoruz. O halde şimdilik boşluk bırakıyoruz. Bunu yapmak için yine bizim ikiliden ondalığa dönüşüm tablomuzu kullanacağız. Çizgimizi çekiyoruz ve bunun altında buradaki sayıların toplamda 154'e nasıl ulaşacağından emin değiliz. Ancak buna bir bakın. Bu noktada tüm yapmanız gereken şeyin birler ve sıfırları doldurarak toplamda 154'e eşit olacak şekilde yerleştirileceğini bildiğinizden eminim. İşte yapacağınız şey tam olarak bu ve bunu bir yöntem kullanarak yapacağız. Sol taraftan başlıyoruz. Burada 128 var ve elimizdeki sayı 128'den küçük veya eşit mi diye soracağız. Güzel. 128 kesinlikle 154'ten daha küçük. O halde buraya 1 yazıyoruz ve 128'i aşağıya yazıyoruz. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz ve 128 artı 64'ü hesaplıyoruz. Çünkü biz zaten 128'in yerinde olduğunu biliyoruz. Bir sonrakine 128 artı 64 topladığımızda 192'ye ulaşıyoruz ve bu iki sayının toplamının yani 192'nin 154'ten küçük veya eşit olup olmadığını soruyoruz. Güzel. 192 kesinlikle 154'ten büyük. O halde burada 64'ün altındaki biti kullanamayız. 128 artı 64'ün çalışmayacağını biliyoruz. Bu yüzden buraya 0 yazıyoruz. Şimdi 128 hala listemize eklenmiş durumda. Buraya 32 eklediğimizde yani 128 artı 32'yi topladığımızda 160'a ulaşıyoruz ve bu 154'ten küçük veya eşit değil. O halde buraya da 0 yazıyoruz. Bir sonrakinde 128 artı 0 artı 0 artı 16 topladığımızda 144 elde ediyoruz. Ve 144, 154'ten küçük veya eşit. O halde buraya 1 yazıyoruz. Şimdi 128 artı 0 artı 0 artı 16'nın toplamda 144 olduğunu biliyoruz. Eğer buna sıradaki 8'i e eklersek 152'ye eşit oluyor. Ve bu 154'ten küçük veya eşit olduğu için buraya 1 yazıyoruz. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz. 152 artı 4, 152 sayısına 4 eklediğimiz zaman 154'ten küçük veya eşit olmadığını görüyoruz. O halde bu da istediğimiz şey değil. Buraya da 0 yazıyoruz. Ve daha sonra sanırım bu sonuncusu olacak. Çünkü toplamda 152 olan tüm sayıları aldığımızda ve bir sonraki sayımız olan 2'yi buna eklediğimizde bu 154'e eşit oluyor. O halde burada 1 yazıyoruz ve bu 154'e eşit olduğu için son bitin 0 olacağını zaten biliyoruz. Buraya sadece 0 yazıyoruz. Şimdi bunun güzel yanı burada yanlışlık yapamazsınız. Eğer tüm bunları eklerseniz ve geriye doğru giderek yaptığınızı kontrol ederseniz, eğer 128 artı 16 artı 8 artı 2'yi alırsanız, bunu kontrol ederek 154'e eşit olduğundan emin olabilirsiniz. Hatta tüm bu küçük veya eşit mi işlemi boyunca gitmenize gerek kalmadan, bu numaraları aklınızda toplayabilir ve ne elde ettiğinize bakabilirsiniz. Bunlardan sadece bir tanesi doğru olacaktır. Burada 154'e işte olacaktır ve bu listede yerleştirebileceğiniz başka sıfırlar ve birler seti yoktur. Bu yüzden bu yolu izlediğinizde bu numaralara ulaşırsınız ve bunu 2 veya 3 kez yaptığınızda 0 ile 255 arasındaki herhangi bir ondalık sayıyı çok kolay bir şekilde ikili gösterimde olacak şekilde dönüştürebilirsiniz. Şimdiye kadar yaptıklarımızda sadece 8 bit ile çalıştık. Yani bir oktet ile çalıştık. Eğer bu bitlerden daha küçükleriyle başlarsanız sadece daha küçük sayıları seçebilirsiniz. Örneğin eğer burada 2 bit varsa, yani birler sütunu ve ikiler sütunu varsa gerçekten sadece 0, 1, 2 veya 3 gibi bir sayıya sahip olursunuz. Eğer 3 bit varsa 0 ve 7 arasında bir sayıya sahip olursunuz. Eğer 4 bit varsa 0 ile 15 arasında bir sayıya sahip olursunuz ve bunun bu şekilde arttığını görürsünüz. Eğer 5 bit varsa, 6 bit varsa, 7 bit varsa veya 8 bit varsa daha büyük ondalık sayılara sahip olabilirsiniz. Ve elbette 9, 10, 11, 12 bit de olabilir. Bu şekilde devam eder. Daha fazla bitlere sahip olduğunuz zaman da bu önemlidir. Sizin için daha fazla seçenek bulunacaktır ve alt ağ oluşturması ile ilgilendiğiniz zaman bazı alt ağları alabilir ve bunların sadece 2 bitini kullanabiliriz ve bunlardan kaç tane ağ oluşturabileceğimizi belirlemeye çalışabiliriz. Eğer sadece 2 bit varsa bunun gibi bir şeyi yaparken 4 olası tekrarlamaya sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Farklı boyutlarda bitlere sahip olduğunuzu düşünürsek sizin için farklı bitler kullanılır olabilir ve bunları alt ağ oluşturulmasında kullanarak Ağın boyutuna göz atmaya başlayacak veya o ağ üzerinde bulunabilecek aygıtların sayısını görmeye başlayacaksınız. Bunların hepsi sizin için kullanılabilen bitlerin sayısına bağlıdır. Zaten gözden geçirdik. İkili matematik hakkında bilmeniz gereken her şeyi zaten öğrendik. Gördünüz mü? Size bunun çok zor olmadığını söylemiştim. O halde birkaç soru ile burada neler öğrendiğimize bir bakalım. İlk sorumuz bir byte'ta kaç tane bit vardır? Hatırlayın. Bir bitin 1 veya 0 olduğunu bildiğimizi en başta söylemiştim. Ancak bu bir byte bu bitlerden 8 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve biz buna çoğu zaman bir oktet diyeceğiz. Şimdi burada 238 ondalık sayısının ikili sayı sisteminde eş değerinin ne olduğunu sormak istiyorum. O halde yapacağımız şey bu 238 sayısını almak ve bunun üzerinde ondalıktan 2'ye dönüşüm tablomuzu yerleştireceğiz. Ve eğer isterseniz burada videoyu duraklatabilirsiniz. Bir kağıt parçası üzerinde tüm bu matematiksel işlemleri yapabilirsiniz ve daha sonra geriye dönüp doğru yanıtı bulup bulmadığınızı kontrol edebilirsiniz. 238 ondalık sayısının ikili sayı olarak eşdeğeri 1 1 1 0 1 1 1 0'dır. Umarım doğru yanıtı buldunuz ve eğer 128 artı 64 artı 32. Burada hiçbir şey yok çünkü 0. 16 artı 8 artı 4 artı 2. Bunların toplamı 238'e eşit olmalıdır. Bir tane daha yapalım. Bu sefer bir ikili sayıyı alalım. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 sayısının ondalığa dönüştürülmüş hali nedir? Bunun cevabı 20 olacaktır. Buradaki en son sıfırı bıraktığıma dikkat edin. Burada sadece 7 bit var. Bir ikili dönüştürmede 8 bit olma zorunluluğu yoktur. Bu yüzden burada sadece 7 bit olduğunda yapacağımız şey en baştaki 128'i hesaba katmadan devam etmektir. Bunu hesaplayacaksınız ve bunu şimdi kendi kafanızdan yapabilirsiniz. 1, 2, 4, öyleyse burada 4, 8, 16 artı 4 toplamda 20 ediyor. Bu 20 bizim aradığımız ondalık sayıydı. Güzel. Umarım bu modülde ikili matematik hakkında gerekli her şeyi anladınız ve bu oldukça önemli bir modüldü. Çünkü alt ağ oluşturulması hakkında daha fazla şey öğrendiğimizde tüm bu ikili matematiği kullanacağız. Ve umarım şimdi Network Plus sınavınızın bölüm 1.4'te bunu geçeceksiniz ve bu alt ağlardan bazılarının nasıl hesaplanacağına yönelik her şeyi biliyorsunuz. Daha fazla Network Plus videosu izlemek, mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. free network plus